sağlam, Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizadeden sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa yakası, Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın, benim izimde tapşin tapşin, yürüsün koşsun, dua etsin, yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası, Avrupa yakası, Avrupa yakası, Avrupa. Avrupa yakası gönül telimizi titretiyor yakası efendim. Ailecek seyrediyoruz, sağ olun efendim. Alkışlar, evet efendim, sağ olun. Baba nereden geliyorsunuz böyle ya? Nikahtan geliyoruz, nikahtan. Kimin nikahı? Gele bizim. Ne? Biz Yıldırım nikah yaptık, sana haber veremedik. Telefonun kapalıydı. Baba neler diyorsunuz ya? Ne sarkıttın suratını hoşik sadece, ne geldi işte, daha ne istiyorsun? Ama baba... Aslı neler dönüyor, bu dönenlerden haberin var mı ya? Dilber Hanım'la babam evlendi mi gerçekten Aslı? İnanılmaz ama gerçek Volkan. Dilber Hanım artık bizim annemiz. Çıktıca damar kurusun. Ba ana diyeceksin ya kızım. Halama saygı göster kız. Tamam Osman. Ana, bir şey içer misiniz? İçmeyik. Senin elinden içmeyik. Maşallah dediğin 7 gün yaşıyor. Siz de haklısınız. Aslı, sana ne oldu böyle Aslı? Benim o şahane, antipatik, çok bilmiş ukala kız kardeşim gitmiş, yerine başka biri gelmiş. Ben Osman'ın kapatması oldum Volkan. Ne yapacaksın? Ne? Kapatma mı? Ulan 33 yaşında boşanmış dul karıya bile nikah mı yapacaktık ha? Allah'ım sana geliyorum. Baba! Duyuyor musunuz konuşulanları baba? Para yok, pul yok evladım. Dilberimle yemek için mallı mülkü sattım. Bundan sonra Osman bakacak Aslı'ya. Ya babacığım ne gerek var? Kapı gibi dükkan var orada. Ben kardeşime bakarım ya. O dükkan artık benim hemşerim. Bu konuda hassas ol. Senin mi? Ne oldu? Rengin soldu. Dükkanı Dursun'a sattık evladım. Sen sağ, ben selamet. Niye? Başka türlü nasıl havai seyahati yapacaktık Dilberim'le? Aslı, koş bana hemen git kahve yap kız. Koş. Tamam Osman. Dur Aslı dur ya. Ezdirme kendini, ne oluyor ya? Allah Allah. Niye sürttürüyorsun burnunu Aslı? O burun bütün büyüklüğüyle, bütün heybetiyle kalsın öyle. Sürttürme kimseye burnunu ya. En azından kocaman bir evimiz var. Ben taş taşırım, kardeşime bakarım. Başımızı sokacak bir yerimiz var nasıl olsa ya. Nereden sizin eviniz oluyor lan burası? Hasretme adamı. Burası bir defa benim evim. Baba, evi de Burhan'a mı sattın? Yok satmadım, hediye ettim. Ne? İçli köfte yer misin Volkan'ım? Yemem Makbule abla, yemem ya. Burhan artık erişteriz. Biz Dilberim'le dünyayı dolaşırken sizler de sorumlu olacak. Dilberim, hadi eşyalarımı toplayalım, yolculuk var. Bindim deve boynuna, çıktım Halep yoluna. Halep yolu 1000 basar, içinde maymun gezer. Öyle küstah bana bakma lan! Maymun! Vallahi kırarım bacaklarını, senin var ya dibinden kopartırım o bacaklarını. Ay başını tıktık bana! Ya bir saattir kahve söyledim, hala sallanıyorsun. Sen geç bakayım içeri, geç. Tamam, tamam. Geç. İçli köfte yemez misin Volkan'ım? Yemem Makbule abla, yemem. Ne içli köftesi ya? Ya bu kadar önemli kararları nasıl bensiz alıyorsunuz kardeşim? Anlamıyorum ki ya. Yılların kakalak Burhan'ı evin kralı olmuş, bir de bana posta koyuyor terbiyesiz. Doğru konuş lan benimle. Vallahi senin ağzını burnunu dağıtırım senin ha. Bu evin bir defa tapusu benim üzerimde, anladın mı? Eğer ki benimle iyi geçinmek istiyorsan ütü odasında kalabilirsin. Bir şey demem. Ama benimle iyi geçinmezsen aha kapı işte sapı. Hayatının geri kalanı. Eğer homies olarak devam ettirmek istiyorsan o konu da ayrı. Ay başını tıktırmak bile. İstiyorsan muhallebicide garsonluk yap Volkan insane. Poğaz tokluğuna tabii. Bir kenara da kıvrılı yatarsın. İnsanlı gülme diyor. Ben en iyisi Şahika'yı arayayım. O belki iki çift laf eder. Moralimi yerine getirir benim. İçli köfte yemez misin Volkan'ım? Yemem be. Yemem. Sus artık. Sus be. Aa! Ay Tahsin de başka Dilber'le evlenmiş. Olaya bak ya. Oha falan oldum resmen. Ka geldi oğlum. Selin? Şahika? Selin? Kimsin lan sen? Ben senin kız arkadaşım Volki. Zengin, şımarık, çıtır bizzat kendim. Tanımadın mı? Şahika esmerdi ya. Ayrıca masum ve fakir bir insandı. Oldu, gözlerim doldu. Geç, geç. Gülmeyin be. Gülmeyin ya. Gülmeyin. Gülmeyin be. Ya Makbule abla manyak mısın sen? Sabahtan beri bir içli köfte muhabbetidir gidiyor ya. Yemeyeceğim, karnım ağrıyor. İstemiyorum, anlıyor musun? Gülmeyin. Anne! Anne! Benim anam derim yavrum. Ya bu ne ya? Orhan gitsin. Dilber gebersin. Ay başlarını sıktık. Aslı Osman ağzını cart diye yırtsın. Şahika senin kırması defolsun gitsin. Bu bir kabus olmalı ya. Bu bir kabus olmalı. Allah'ım bu bir kabus mu? Bu bir kabus mu yoksa? Allah'ım kabussa ne olur uyanayım ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Allah'ım karabasan mı geldi? Uyanayım ben. Uyanmak istiyorum. Uyanayım. Uyanayım ben. İçli köfteli sana Volkan'ım. Yemeyeceğim. İçli köfte yemeyeceğim. Yemeyeceğim içli köfte. Ne dikiliyorsun akma bakayım tepemde? Sen de kabus görüyorsun değil mi? Görüyorum tabii. İçeride kabus gördüm. Geldim buraya yattım. Daha fena oldum. Makbule ablanın yağlı içli köftelerinden. Burhan Bey evden ayrılıp bütün akşam yemeklerini Makbule abla hazırlamaya başladığından beri her gece rüyamda Tacettin'den hamile olduğumu görüyorum. O da bir şey değil. Bir haftada 2 kilo aldım ya. Ben de 4 kilo aldım ya. Vallahi 4 kilo aldım ya. Ya bu Makbule ablanın yemekleri haftada 2 gün çekiliyor en fazla be. Vallahi Burhan Bey'in o sağlıklı leziz mutfağını özlüyorum yani. Hayır o da döndü ama bir havalarda döndü yani. Bakalım yine yemek yapmaya başlayacak mı? Bravo Makbule ablaya. Tebrik ederim yani. Kakalak Burhan'ı tepesine çıkarmış ya. Ya o her gün toz alan, yemek yapan, ütü kolasında marka tercihinde bulunan efemin herif gitti. 2 gündür kabadayı geldi ya. Efemine mi? Allah. Ya benim elim lezzetli diye, benim pilavım tane tane dökülüyor diye, benim gömlek ütüm ipeksi diye efemine mi olduk ya şimdi? Volkan öyle demek istemedi Burhan Bey. Bırak şimdi kızım, sen de şimdi arayı düzeltmeye çalışma. Bundan sonrasında Makbule'nin tıkaç gibi yağlı yemeklerini yiyin o zaman. Ben kendi rafine dünyamda kendi yemeklerimi kendim hazırlarım. Ama ben bir şey demedim ki Burhan abi ya. Ha, bir şey demedin. Benim maço tarafımı ortaya çıkartmayın. Vallahi ikinizin de ağzını burnunu dağıtırım, bacaklarınıza çatır çatır kırarım yani. Terbiyesizler. Ya Aslı, Makbule abla ayrılınca üzülüyor diye daha bu tapire ne kadar enişte muamelesi yapacağız biz ya, ha? Bu değil de yemekleri iyiydi be Volkan, ha? Sabahları böyle kepekli undan incecik kağıt gibi krepler yapıyordu. Böyle meyveleri balın içinde pişiriyordu filan. Hem kalorisiz hem lezzetli. Ya sellütlerin falan gitmişti ya. Ne yapacağız ya? Ay kalktınız mı? Günaydın. Size mis gibi yumurtalı ekmek kızarttım çocuklar. Şöyle bol yağın içinde. Kemikleriniz acık et tutsun canım. Oo, saçlar da yıkılıyor Cem abi. Nasıl? İyi olmuş değil mi? Berberimi değiştirdim. O otelin içinde ilaçla yere mi başladın? Herkes oraya gidiyor. Sorma. Ya Osman'la karşılaştım. Yan yana birbirimizi görmezden gelerek saç çıkarttık. Necdet abi bıraktığınıza inanamıyorum. Ben bu konudan konuşmak istemiyorum, tamam mı Tanrıverdi? Her şeyin bir sonu var. Necdet abinin berberliği demode oldu artık. Saç fırçaları 70'lerden kalma. Ben bu ilişkiyi daha fazla sürdüremezdim. Günaydın. Oo, Saadettin Bey saçlar. Necdet'i terk ettim. Otelin içinde yeni açılan berbere başladım. Ah Necdet abi, ah. Ama öyle bakmayın bana. 20 yıldır birlikteydik. Her şey çok monotonlaşmıştı. Siz ne utanmaz arlanmaz, ne beş para etmez, ne pişkin heriflersiniz ya. Hesabı ben çekeceğim Dursun. Bugün beleşçi değiliz kardeşim. Terbiyeni bozma ha. Ondan değil hemşerim. Berber Necdet abiyi bırakıp o alafar tonfani erkek berberine takılmaya başlamışsınız. Kuşlar söyledi ya. Ne münasebet. Bana hakaret edemezsin Dursun. O yeni berberin concon kesimleri bana uymaz. Ben hala Necdet abiye gidiyorum. Ben de. Zaten bütçem oraya el veriyor abi. Necdet abi çok klasik abi. Yeni berber modelleri Paris'ten getiriyor. Ayrıca dünyayı takip etmek lazım. Sen dünyayı değil uzayı takip etsen ne olacak? Kafanda bir tane saç yok. La ilahe illallah ya. Ya sakal bıyık olayı Dursun. Ayrıca bunun da bir kesimi, bir havası var. Abi bir de beni Volkan sürükledi. Arkadaş kurbanıyım. Abi Necdet abiye görünmeyin de bizi de rezil etmeyin ha. Bu gece Salim Bey'in balık sofrasına konuk olacağız. Bakalım Salim Bey Ayşe Hanım'ın dediği gibi kepaze olacak mı? Mutfağınızda dandini olmuş Salim Bey. Orada eşek bağlasan durmaz. Ay Burhan Bey, sizin katılacağınız günü heyecanla bekliyorum. Menünüzü falan düşündünüz mü? Anne menüsü. Yemeğe misafir programı. Sizi yarışmacı olarak çağıracaklar ya. Ay, algım bozuldu ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yok artık. Size dergiden söylemediler mi ya? Neyi yavrum, ne diyorum, neyi? Ya biz dergiden 5 kişi olarak Çocuk Esirgeme Kurumu yararına bu yemeğe misafir programına katılacağız. He. İşte her akşam birisi evinde ötekilere yemek yapacak gayet güzel. Onlar da gelecekler, yiyecekler, puan verecekler. Ya biliyorum ben formatı biliyorum. Her gün takip ediyorum dikkatli. Ama yani bu neden bana söylenmedi, neden bana kimse söylemedi? Allah. Yine bir katakülle, yine bir düzenbazlık var güzel kızım ya. Gıcıklıklarından söylememişlerdir, hazırlanamayın diye. Ay aslında ya. Peki ne zamanmış bu? Buna programın yapımcısı tabii karar verecek. Artık bir hafta sonra mı çağırırlar, bir ay sonra mı çağırırlar bizi onu ben bilemiyorum. Ama bence siz hemen yani bir an önce bu akşamdan tezi yok, menünüzü falan düşünmeye başlayın. Mesela her akşam bir menü hazırlayın, bize tattırın. Ondan sonra biz o menülere puan verelim. Bu puanlara göre en iyi menüyü aralarından seçin. Fikir mesela. Hay Allah ya. Benim ofisteki arkadaşlarım ne kadar adi, ne kadar uyanıklar. Değil mi güzel kızım? Neyse ben tariflerimi kontrol edeyim. Daha yapacak çok işim var. Evet. Hadi böyle şırık. Aslı, IQ'nun normal seviyesinin çok üstüne çıktığı nadir anlardan biri. Beyninde fosfor kırıntıları gezmeye başladığı anlar bu anlar. Tebrik ediyorum seni. Saygı duyuyorum. Afiyet olsun. Eyvallah. Yemeğe misafir mi? Ayol benim haberim yok ki böyle bir projeden. Yapımcı arkadaşım Ama daha bana söylemedi. Çocuk esirgeme kurumu içinmiş. Senin pişireceksin kız. Ay, ben kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. Benim yerime başka biri yemek pişirse bari. Dur ben şu yapılmış çocuğu bir arayayım. He, bir araba. Oh, ne güzel. İnsanın kendi işi olunca bu saatte geliyor demek ki. Yok Saadettin Bey. Necdet abinin dükkan önünden geçmeyeyim dedim de o yüzden arka mahalleden dolaştım geldim. Aman diyeyim abi. Hemen fark eder saçının kesildiğini. Mesleki deformasyon. Fark etsin abi. Hak ediyorsunuz. Güzel değil mi? Çocuk esirgeme kurumu için işte. Ya bizim dergiden 5 kişi veya yakınları yarışacak ya. Ay nasıl iyi fikir. Sizin fikriniz zaten ayol. Aa, belki de ekibinin fikriydi de daha sana söylemediler. Hemen bu hafta mı diyorsun? Ay, bilmem ki hazırlanabilir miyiz? Ben hazırlanırım. Ben yaparım ya. Benim menüm hazır, ben yaparım. Ötekiler hazırlanmasa da beni ilgilendirmez. İyi olan kazansın ya. Kural bu değil midir? Vallahi ben katılmam. Et pişirilen yerde olmak istemem. Ben benim yerime halamı sokarım. Olur değil mi bebeğim? Şu aralar bir televizyon selebritisi olmak istemiyorum. Tamam. Tamam. Bu hafta katılıyoruz. Sen ekibini gönder. Olur. Araşırız. Bay bay. Ay. Burhan Bey. Benim yerime Makbule girebilir mi? Bence girsin. Onu rakip olarak görmüyorum. Ben de katılmak istemiyorum ya. Dursun girsin benim yerime. Ne bileyim hamsi yapar. Yöresel mutfak hesabı. Derginin şoförü deriz. Sağ olursun. Necdet abi hoş geldin. Nasılsın? Keşke kör olsaydım da gözlerim bunları görmeseydi. Vallahi biz de tasvip etmiyoruz Necdet abi. Sat hemen sat. Hele senden hiç beklemezdim Saadettin Bey. Prensiplerime aykırı olduğu halde sırf siz istediniz diye saçlarınızı at kuyruğu yapmaya razı olmuştum. Karımın etkisinden Necdet. Yoksa terk etmezdim seni biliyorsun. Terk mi? Yani geçici bir macera değil öyle mi? Herkes hayatında bazen değişiklik istiyor Necdet Bey. Kusura bakmayın. Havalara bak. O tepeden açılmaları kapatacağım diye saatlerce saçlarını taradığımı ne çabuk unuttun. Belden aşağı vurmayalım yalnız, temiz bir ayrılık olsun. Boş verin Sayın Necdet. Bunların hiçbiri kalabalığın adamı değil. Bunlar gelseler niye olacak, gelmeseler niye olacak ya? O efemine yere gidiyorsunuz öyle mi? Efemine mi? Cilt bakımı da yapıyorlar Necdet Bey. Anlayışlı olun biraz. Oranın koltukları pembe be. Hiç mi utanmıyorsunuz? Modelleriniz de moda kaldı Necdet Bey. Eski kafalısınız. Kabul edin bunu. Ha, damat tıraş olmaya geldiğinde öyle demiyordun ama. Konuşma benimle. Hiçbiriniz konuşmayın. Hatta dükkanımın önünden bile geçmeyin. Bravo, bravo. Ne kadar güzel dedin ya. Garanti. Yeter ya. Necdet abi, biz ayıp olmasın diye geliyorduk artık zaten. Havlular delik deşik, tarakların hepsi kırık, koltuklar desen Menderes döneminden kalmış. Ayıp ya. Oh be, kurtulduk be. Ben de berberimden çok memnunum. Bir daha yalvarsanız da gelmem artık. Merhaba Necdet abi. Vay Osman Bey, sen de ha? Öyleyse yıkıl Necdet. Sertaç, arkanı döndün diye tanımadım sanma. Kafan ayna gibi parlıyor. Yazıklar olsun size. O ense tıraşları, burun kıllarını alma, yaptığın friksiyonlar hepsi haram olsun. Ya siz deli misiniz? Ne yemeğe misafiri? Onu ben uydurdum zaten Burhan Bey bizim evde yemek yapsın diye. Olur mu öyle şey canım? Yapımcıyla konuştum, her şey ayarlandı. 3 gün içinde çekimler başlıyor. Nasıl olabilir bu ya? Bacım sen kendi adına kimi sokacaksın yarışmaya? Kendi adıma mı? Hadi yarışacaksan ben kendim yarışırım zaten. Ben de yemek yapabiliyorum. Oh, en kötü ihtimalle 4. olacağız bebeğim. Nasıl ya? Sadece 3 çeşit mi yiyeceksin? Vallahi Şahika öyle. Benim ideal kilom 150. Daha fazla kilo almamam lazım. Bu aralar evde sürekli yağlı yiyecekler yapıyorlar ya. E ne oldu? Göbek aldı yürüdü. İşin kötüsü diyet spor falan da yapamıyorum ben ya. Ay kıyamam. Zayıflama haplarını denedin mi bebeğim? Tok tutanlar mı? Ya beni hiçbir şey tok tutmuyor ya. Yok yok. Bu dediğim hapları alıyorsun, vücuttan yağ atıyor. Ama yağlı yemek yasak. Birazcık yağlı bir şey yediğinde acil tuvalete koşturuyorsun ve bir süre çıkamıyorsun. Niye? Meşgul oluyorsun çünkü. He, anladım. Öyle zayıflatıyor zaten. Yağlı yersen başına gelecekleri bildiğinden tırsıp yağsız yemeklere yöneliyorsun ve kilo veriyorsun. He, korkutarak zayıflatıyor yani. Gibi. Ben şu anda ideal kilomda bulunduğum için almıyorum. Ama geçen sene bu haplarla 8 kilo verdim. Ya var ya, bazen iş yerinde bu hap aldığımı unutup lahmacun falan yediğimde acil tuvalete yetişemezsem. Neyse ya, kendin al, dene, gör. İlişkinin başında daha fazla detaya girmeyelim. Kardeşim, yemeğe misafirde son 2 günün özeti başlıyor ya. Tamam bacım, koruyorum. Allah Allah ya. Zaten 2 gündür seyrediyorsanız hala tekrarında niye heyecanlanıyorsunuz ki ya? Program acıktırıyor Fatoş. Yavaş durmaya başlıyor. Aslı Hanım'ın sofrası acımasızca eleştiriliyor ve masada tansiyon yükseliyor. Bu eti camışın önüne kosan camış bile yemez. Hiç beğenmedim. Yalnız şunu göz önüne almanızı istiyorum. Hepinizden tek tek rica ediyorum. Ben evet çorbamı, zeytinyağlımı ve patlıcan salatamı yetiştirememiş olabilirim. Ama aranızda en genç benim. Ve ayrıca da ben iyi niyetliyim. Biz kötü niyetli miyiz? Kızım nasıl laflar bunlar? Sen niye insanları toplumu geriyorsun burada? Bir de aranızda en genç bir hanım. Küçül de cebime gir hemşerim ya. Ne oldu? Morardınız Aslı Hanım. Yemek yapamıyorsun. Güzelliğine mi güveniyorsun kızım? Yok ya, ben niye güzelliğime güveneyim yani? Güvenme. Güzel değilsin. O değil de insan makarna yapmayı da bilmiyorsa bu yarışmaya katılmamalı yani. Benim misafire çıkarılacak makarna anlayışım da bu değil ayrıyetten. E senin anlayışın kıt zaten. Makarna bence tam bir skandaldi. Öyle diyorsunuz da Burhan Bey, maşallah yiyip bitirmişsiniz yani. Buradan tabağa bakıyorum da hiçbir şey kalmamış. Silmişsiniz, süpürmüşsünüz. İyi yakaladınız Aslı Hanım. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Vallahi kalkar gidelim buradan. Kalkın gidin. Kalkın gidin, beğenmiyorsanız kalkın gidin. Ben kimseyi burada zorla tutmuyorum. Siz acaba ömrü hayatınızda böyle bir sofra düzeni gördünüz mü? Böyle bir masada yemek yediniz mi? Hiç sanmıyorum yemiş olduğunuzu. Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bileceksin. Terbiyesiz. Ben şu anda burada misafirim. Burhan Bey barut gibi maşallah. Niye ortamın gerisin hemşerim ya? Ağzıma mı yadım, burnuma mı yadım anlamadım ya. Böyle bir şey yok. Dıkandım. Vallahi dıkandım. Stresli mi sayın koca Arslanlı? Yok. Makarnanın lapalığından. Dıkandım. Ay, Allah. Sen bilirsin. Aslı Hanım'ın yaptığı hazır puding ve müzikle işler tatlıya bağlanıyor. Kendine sorunların vardı, kıskançlık durumların vardı. Hoyratlı davranışların, aslında görüşlerin dardı. Hem karnın doysun istiyorsun, hem pastan dursun istiyorsun. Hem karnın doysun istiyorsun, hem pastan dursun istiyorsun. Ve işte gecenin yorumları. Emeğine sağlık. Yazık, uğraşmış kendisi. Ama kabiliyetsiz ya, ne yapsın ki? Misal bir içli köfte yapsaydı, değil mi yani? Daha meşakkatli bir yemek olmuş olurdu. Ben kendisini rakip görmüyorum. Ama hijyen bakımından 5 veriyorum. Ne yediğimi anladım, ne içtiğimi. Herkes birbirine saldırıyor. Ayıptı ya. Benim evimde böyle yaban olursa vallahi tekme tokat kovarım evden ha. Bak bu lafımı da unutma. Puanım uç. Hiç beğenmedim. Sıskalar yemek yapamaz derler büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Yemeğini kedi gibi ağzını büze büze yiyen insanın elinin lezzeti olur mu hiç? Yaptığı eti camış yemez. Makarna desen lapadanın hallice. Salata sası sası. Dotlusu yavan. Uy! Aç kaldım. Vallahi aç kaldım. 1 veriyoruz. Ay, yemekleri tek kelimeyle iğrençti. Gerçekten midem bulandı. Bir de gurme olduğum için bu tip tatları ben hiç kaldıramıyorum. Allah korusun insan bu tip yemekleri yerse yemekten soğur. Tabii her şey mübah. Bu bir yarışma. Yarışmacı arkadaşlarımın daha fazla önde olmasını engellemek için ben Aslı'ya 8 veriyorum. Maksat diğerlerinin kazanmasını engellemek. Kimse kazanmasın. İnanmıyorum ya, pisliğe bak ya. Aha, bu işler böyle bebeğim, yersen. Yemem. Aslı'nın yaptığı yemeğiyle hiç yemem. 8 puan verelim ya. Sen ne diyorsun ya Necdet? O daire en az 150 bin eder. Ya adam çok sıkışmış Tahsin Beyciğim. 150 bin verene acil satacakmış dediler. Oo, hadi hayırlısı. Ben bugün oraya bir bakayım o zaman Necdet abi ya. He, iyi olur. Sağ ol abim. Hadi benim. Saatler olsun. Eline sağlık abi, sağ ol. Buyurun Tahsin Bey. Geldim geldim. Alayım Tahsin Beyciğim. Daha ne var ne yok Necdet? Son haberler filan. Ha, altın alın dediler, altın. Ha. Yılbaşından sonra yükselecekmiş. Vallahi enteresan. Magazinden neler var? Şu sizin kapıcı Sabit'in kızı Nilay. Dursun'la flört ediyormuş ama ayrılmışlar. Bak sen ya. Bak burnumuzun dibinde biz farkında değiliz. Senden öğreniyoruz. Acayip şey vallahi. Necdet abi hem bir erkek dergisi hem de bir yerel gazete Tahsin amca. Bizim o salaklar var ya, berber değiştirdiği için deli gibi pişman olacaklar. Göreceksiniz bak. Ha. Bakın sizden tek bir ricam var. Bu dükkandan aldığınız haberleri sakın o sefillere anlatmayın. İster arkadaşınız, ister oğlunuz olsun. Hayda. Bak ant verdim Tahsin Bey, lütfen. Madem bu dükkana gelemiyorlar, bu dükkandan da bir haber alamazlar. Vallahi bana uyar Necdet abi. Abi, var mı başka flash haberler? Ha, işte özel haber. Şu Teşvikiye Caddesi'ndeki mavi apartman var ya, onun 2. katına rol arkadaşıyla basılan o dizideki kız taşındı. Abi ne diyorsun ya? Sabah erkenden başlıyormuş tadilata. Bu yüzden alt kattaki komşusuyla gırtlak gırtlağa gelmişler. Vay 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 vay. Bir haber de şu. Kuru temizlemeci Süleyman var ya, onun babası öldü diyor. Vah vah vah. Abi ne zaman magazin haberlerinden ölüm ilanlarına geçtin? Bravo vallahi yani. Önceki akşamda Makbule Hanım'ın mükellef Antep sofrasındaydık. Yalnız ben bunları yiyemeyeceğim. Çünkü hiçbiri damak tadıma uygun şeyler değil. Senin de damak tadını bir çözemedik kardeşim ya. Sürekli miz. Yani ne bileyim, çok ağır olmuş maalesef. Çok ağır. Ay, öğrebilirim. Gurme olduğum için bu tip tatları kaldıramıyorum. Yağ içinde yağ. Vallahi tiskindim. Makbule Hanım iddialı bir yarışmacı ama tepkiler beklediği gibi değil. Ne o? Ağlıyor musunuz yoksa Makbule Hanım? Yanlış anlama Makbule. Niye yanlış anlıyorsun? Tabii ki eleştirilecek kameraların önünde. Mesela içli köften takoz gibiydi. Kaşık salatan çamur gibiydi. Çorbaların bulamaç gibiydi. Bunlar her zaman nazik gurmenin nazik eleştirileri. Lütfen yanlış anlama. Bulamaç mı? Evet. Bacım, hazır çorba mıydı o? Neydi ya? Hazır mı? Sen dün benim yemeklerime basit derken ben hiç böyle olay yaratmadım, hiç ağlamadım. Sadece sustum. Meşakkatli yemek, meşakkatli yemek. Al sana meşakkatli yemek. Al sana meşakkatli yemek. Ne oldu? Bak kimse yemiyor. Allah'a dün dedim ki bu kadar irezil, bu kadar tatsız yemek nasıl olur? Meğer daha beteri de varmış. Bu laf bana mıydı yalnız? Ben anlayamadım. Ben lafımı ortaya koydum, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Yalnız birkaç gün sonra da yemeklerinizi ortaya koyacaksınız. Dikkatinizi çekerim, bakalım o zaman ne olacak? Sizi de göreceğiz. Bence bırakıp kaçacağız yemekleri. Hoşik. Keferi yak, keferi yak, keferi yak. Hoşik küfür değil ki. Olsun, yine de biplerler. Bence biplenecek bir şey varsa o da bu yemekler. Ya siz kimi kandırıyorsunuz arkadaşlar? İçli köfte böyle mi olur ya? Ben bunu popomla yaparım. Gerçekten. Ya fazla üstüne varmayın, içli köftenin içine ağlay ya. Olsun, zaten kuru olmuştu. Şov yapıyoruz anlamca. Şov mu? Abba, 2 gündür açım yavrum. Bana serum merum bir şey taksınlar, dayanamıyorum. Şerefsiz bir köfte, cibilliyetsiz mumbarlar, soykası batasıca bir çorba. Pom deriyorum. 2. Ben sakatat yemiyorum. Çorbada mercimek vardı. Mercimek yemiyorum. Salatada maydanoz vardı. Maydanoz da yemiyorum. Onun için puanım 3. Bence Makbule tamamıyla puan almak için ve dikkat çekmek için ağladı. Duygu sömürülerine kesinlikle geçit verilmemeli bu programda. Timsah gözyaşları bunlar. Arkadaşlar bunu anlatmamam lazım. Puan almak için bir takım numaralar çekiliyor. Fakat o da ne? Siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz yalandan ağladı diye? Ya sen ne gizli gizli yaklaşıyorsun sırtlan gibi kız? Oo, ortam ısınıyor Burhan Bey. Sizden bunu hiç beklemezdim Burhan Bey. Ya benimle ne alakası var? Format gereği ya. Vallahi format gereği. Oğlum açıklasana. Ne diyordun? Demin bir şeyler anlatıyordun her şeyi. Çenem boldu. Format gereği olduğunu arkadaş anlatsana. Ne? Hadi karaktersiz dış ses. Avro olayım, kenara koyayım diyorum Taco. Ne dersin? Ekonomist miyim ben? Ne bileyim kardeşim? Hayır yani Necdet abi ne diyor Taco? Bir şeyler duymuş mu etraftan? Vallahi yılbaşına doğru havalar iyice soğuyacakmış diyorlar. Ha, yılbaşında mı alalım Avro? Balkanlardan gelmiş Taco. Bulgar lavası mı alayım abi? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ben soğuk hava dalgasını diyorum. Ben de soğuk hava dalgası diyorum. Nedir oğlum bu soğuk hava dalgası ya? Ağzınızdan cımbızla laf alacağız be. Göz kaçırmalar falan böyle bir gizemli haller. Demin buna bir at yarışı tüyosu ver dedim. Atlar koşmasın abi, şeker de yiyebilsinler diyor ya. Ne oluyor oğlum? Necdet abi yasakladı. Bu dükkandan aldığımız haberleri size anlatmayacağız kardeşim. Annemin üzerine yemin verdim. Dursun! Dursun! Buyurun. Ha Mahmut. Şu ilacı bana eczaneden hemen aldır. Akşam yemeğinden önce içmem lazım. Tamam efendim. O ne kardeşim? Sana ne? Gizli bilgi. Biz de size bundan sonra hiçbir şey anlatmayacağız. Mahmut Dursun nerede? Yemek programındaymış efendim. Bu akşam Karadenizli Dursun Bey'in evine konuk olacağız. Bakalım neler var. Balık çorbası, mısır ekmeği, mıhlama, hamsi tava, arkasından da helva. Bu menüye de laf etsinler, gitsin, zıkkım yesinler ya. Asabisiniz Dursun Bey. Asabiyim değilim, o senin problemin değil. 2 gündür ağlayan, zırlayan ha burama geldi ya. Ben evimde tatsızlık, ukalalık, terbiyesizlik istemem. Gelsinler efendi gibi otursunlar, yemeğini yesinler, eline sağlık desinler, sonra defolsun gitsinler. Misafir misafirini bilsin ya. Çok sakinsiniz. Yemekler yetişecek mi Dursun Bey? Şimdi bu hamsi 10 dakikaya bitti. Bitmedi yarım saat. Bilemedin 45 dakika. En kötü ihtimalle 1 saate pişer garanti. Ellerinizi yıkamış mıydınız bari? Sen benim evime girerken ayaklarını sildin mi? Onu de bakayım bana. He? Onu de bakayım bana. Ne oldu? Rengin soldu. Aa, gel oğlum gel. Dursun balık yapıyor. Yok baba ya, ben yemek programlarını seyretmiyorum. Diyet yapıyorum ben. Hadi bakalım. Size afiyet olsun, ziyade olsun. Bıçak yok mu? Niye? Kendini mi keseceksin bıçakla? He? Hamsiyle küçük küçük at ağzına. Mılamaya zaten mısır ekmeğini panacaksın hemşerim ya. Ukalalık etme ya. Masa düzeni tam bir skandal. Böyle bir rezalet görülmedi yani. Niye? Küçükken Tokat'ın köyünde uşağınız mı vardı? He? Nasıl böyle bir şey görmedin? Aa! Şu anda özel dünyama ve kişilik haklarıma saldırılı. Demek ki... elitist bir geçmişten geldiğin zaman insanlar seni kompleks içerisinde bırakıyor. Şov yapma hemşerim ya, şov yapma. Benim şov yapmaya ihtiyacım yok güzel kardeşim. Ben zaten şöhretim. Üst düzey yöneticiyim, idare müdürüyüm ve aynı zamanda da gurmeyim. Ben de gurmeyim, bir daha da soframa laf ettiğini görmeyeyim. Bak ortam yumuşasın diye espri yapar. Fark edilmedi galiba ya. Dursun Bey'in ortamı ısıtma çabaları işe yaramayacak galiba. Siz de çok gerginsiniz Dursun Bey. Hayır yani Dursuncuğum, şu ortaya bir çiçek falan olsaydı bari. Çiçeği mi yiyeceksin acaba? Şap gibi tuzlu. Benim tansiyonum var oğlum. Ben yemem bunu. Yaşına uygun değilse niye yarışmaya katıldın hanım teyze? Çok sığ eleştiriler bunlar ya. En azından bir bıçak olabilirdi. Tabaklar da başka başka. Mıhlama mıhlama diyordum. Bu erimiş peynir çıktı oğlum. Arz ederim. Balıktan sonra halva yendiğini de hiç duymamıştım. Nasıl duymadın acaba? Sağır mısın ya? Dünya üzerinde balık tutulmaya başlanıldığından beri arkasından helva yanır ya. Kız. Ya tabağıma, çatalıma da laf etmeyin. Beğenmişseniz defolun gidin ya. Aa, vallahi kalkar giderim ha. Yalnız hakikaten mıhlamanın biraz tuzu fazla mı olmuş ne? Ki. Ay balık da iğrenç ha. Ya ayıptır ya. Nimete iğrenç denmez ya. Sabahtan beri uğraşıyorum ya. Herkesin... herkes önündekini yesin. Eline sağlık desin. Efendi olsun, kalbin adamı olsun. Vallahi çeker vururum ha. Ne? Vurabilirim de vurmayabilirim de. Garantisi yok. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Mersi. Tatsızlıklar giderilince ekibimiz kendini eğlenceye vuruyor. Tabii Karadeniz usulü. Aferin Burhan. Al koy koy. Kime teyze gel bakayım buraya gel. Dik oyna. Yürü. Hadi bakalım. Ulan bravo Dursun be. Baba vallahi mum etti adamları, Dursun'a bak ya. Allah. Tutmayın beni. Ne oldu oğlum? Hayda. Bitti mi çekim? Bitti biz puanlarımızı verdik geldik. Siz bir saat gecikmeli seyrediyorsunuz ya burada. Aa yardım lütfen ağlama Makbule abla yeter ya. Öyle ya Aslı. Kaç puan verdin bana? İçli köften kuruydu Makbule abla kusura bakma. Bana puanları yüksek tutarsın değil mi yavrum? Sonuçta yemeklerimi biliyorsun. Format gereği kavga ediyoruz, tamam. Ama burada söz konusu olan her zaman Burhan eniştem değil mi güzel kızım ama? O günkü performansınıza göre yiyeceğim, bakacağım, değerlendireceğim Burhan Bey. He. Ama bence en güçlü rakibiniz Dilber Hanım. Dilber Hanım. Hay anasını ya, adını çıkar adan güzel kızım ya. Hay anasını. Acaba diyorum olayı sabote mi etsek? Nasıl sabote etsek? Mesela. Biz aynı taraftayız değil mi yani? Aynı tarafta beraberiz. Dilber Hanım yukarı katta. Acaba diyorum bir plan yapabiliriz. Lütfen böyle saçma sapan gizli kapaklı işlerinize beni sakın bulaştırmayın Burhan Bey. Ben her zaman bu tür konularda centilmenlikten yanayım. Kazulet. Yok hayırdır oğlum? Böreğe dokunmamışsın, hasta mısın? Yok baba yok, tırsıyorum ben. O ne? Diyet hapı. Çok başarılı vallahi. Aman oğlum tehlikeli olmasın. Yok ya, tuvalet yakınlardaysa bir tehlikesi yok yani. İkinci ayakta Semiramis'i oyna İzzet, öyle dediler. Rakibi hastaymış. Eyvallah abi. Ya bu ekonomik kriz muhabbetine ne diyorsun Necdet abi ya? Gerçi benim param olmadığı için fark etmiyor ama. Yani sorayım. Kötü oğlum, kötü. Dün seramikçi Adnan Bey var ya, o geldi dükkandan. Yüzünden düşen 1000 parça. Fabrikada durum pek iyi değilmiş. Yani tepe taklak gidici. Hisse olan satsın diyorsun yani. Senin var mı hisse? Yok, benimki kıssadan hisse. Ya seramikçiye girmeyeceksin yanılmayacaksın. Bana bak, bu duyduklarını Saadettin Bey'e söyleme. Vallahi dükkandan içeri sokmam seni. Yok abi, söyler miyim ya? Giderken düşünselerdi. Aferin, aferin. Ha, şu yan sokakta oturan o güzel sarışın kız var ya, Merve. Ha? Urfalı bir aşiret reisinin oğluyla evleniyormuş bu hafta. Vay be, Nişantaşı, kültürlerin buluştuğu yer. Hı. Damat hoş çocuk ama ailesi biraz arıza. Bir kafede erkeklere mahsus bir düğün yapacaklarmış. Bir türkücüyle anlaşmışlar. Sonra türkücü bakmış bunlar tehlikeli tipler, ellerinde silah falan. Bir yanlış yaparım, başıma iş açarım, çeker vururlar diye korkmuş, vazgeçmiş, gitmiyor. Vay be! Türkücü işi niye iptal etmiş abi? Ha, sesi kısılmış diyorsun. Ben sana türkücü bulmaz mıyım abi? En alasını bulurum. 2000 YTL mi? Bir gece için. Abi bizim Volkan var. Halis molis Urfalı abi. Her gün çiğ köfte yiyor. Evet abi. Peki abi parayı peşin alma ihtimalimiz ihtimal dahilinde mi? Analı kızlı çorbamızın hamurunu yoğurduk. Dinlendiriyoruz. Badılcanlarımız hazır. Dolmamızın da içini doldurduk, koyduk, karıştırıyoruz. Şimdi bunlar dinlensin. Biz mutfağa gidek, tatlımıza bakak, nohudumuz pişiyor mu kontrol edek ki el aleme malamat olmayak. Gel yavrum, çekilme gel. Gel. Hayır. Şöyle şekerli şekerli yiyelim. Şekerli. Tatlı tatlı da onlara şimdi geldi aklıma. Oğlum, ben senin patronunum. Hiçbir şey söylemiyor bu adam ya. Şu hisse çıkar, bu hisse iner. Eskiden hep söylerdi. Ya patron, ben rakçıyım, anlamıyorum bu işlerden. Çay kahve bir şey bırakayım. Ya, seramik fabrikasının hisseleri bugün tepe taklak gitti. Bir sürü para kaybettim ya. He, onu bu sabah söylediydi ya. Ne? Ya tanrıverdi. Ya benim ikinci el bir dijital kameraya ihtiyacım var. Acaba sen bir Necdet abiye sor. Hayır, kendin istiyormuş gibi. Yok yok, hiç de olmaz öyle bir şey. Yemin ettik ki adam valla bir daha bizi dükkandan içeri almaz. Aslı yok abi. İyi, küsüz zaten. O yüzden gelmedim. Bana bak Tanrıverdi, bu manavın üstündeki daire alelacele böyle 150 bine satılmış. Oğlum haberimiz olsaydı biz alırdık. Necdet bundan hiç bahsetmiş miydi? Çay kahve bir şey kola. Beyler ne oluyor böyle ya? Saça başa şekil verdik ama her şeyden habersiz mal gibi ortalıkta dolanıyoruz. Nezih bir Urfa düğünü abi. Çok zengin bir aileymiş. Sertaç ben Urfalı değilim ki ya. Abi bir zahmet bir poşu bağlayıp 3-5 Urfa türküsü okuyacaksın. Zaten abi düğünün o kargaşası içinde. Gelindi kayınvalide derken kim takar abi senin doğum yerini? Vallahi bilmiyorum Sertaç. Onlara Urfalı türkücü lazım. Ben ne Urfalıyım ne türkücüyüm ya. Abi o pahalı kafede düğün yapan sosyetik bir aile işte. Gerilecek bir şey yok. Allah bilir hepsi İstanbul doğumludur da tema olarak yerel bir renk istiyorlardır. 1500 kağıt veriyorlar Volkan. Ne diyorsun oğlum? O vakit iş değişir. Meteliğe kurşun sıkıyız vallahi. Yani analı kızlı dediğimiz bildiğimiz kıymalı, nohutlu, hamurlu bir çorba yani. Öyle meşakkatli bir iş değil ki yani. Farz-ı meral bir mumbar dolması değil yani. Kuru patlıcan dolması. Oo, bizim evde her gün pişiyor. Acılı Adana kebap. Acılı Adana. Ne var bu? Karşıdaki kebapçıda da var bundan. Hakkı abimde de kaymaklı katmer. Oo, 2 taklalık iş. Dilber Hanım benim yemeklerime saydırdı kendisi ama ben böyle daha komple bir ziyafet beklerdim kendisinden. Benim gönlümün birincisi her zaman Orhan Bey'dir. Ben nohut yemiyorum. Kuru patlıcan da yemiyorum. Ben acı da yemiyorum. Kaymak yemiyorum. Bunlardan başka... Elledim ha. Vallahi cıbıldağım çıktı. Neyse ki yemekler yetişti Dilber Hanım. Yoksa rezil rüsva olurdunuz bu çok bilmiş misafirlere. He vallahi doğru diyorsun oğlum. Hepsi ayrı hoşçak. Geldiler. Bismillah. Ben geldim Dilber ablacığım. Özellikle iken geldim. Hoş geldin oğlum. Sağ ol. Jantiliğinizden de ödün vermiyorsunuz Burhan Bey. Size bir getirdim. Sağ ol dedik ya. Geç bakalım geç. Çiçekçiden aldım. Koparma değil yani. Tamamıyla parayla. Anladık sağ ol. Anladık. Ne oldu? Yemekleri yetişti mi? Yetişti yetişti çok şükür. Hepsi mi? Hepsi. Hepsi yetişti. Ya yetişmeyen filan oldu mu acaba? Bir arıza filan? Yok yok. Hele bir analı kızlı yaptım. O kadar güzel oldu ki böyle hamurları kıllayıcık kıllayıcık yuvarladım da misket gibi. Vallahi çok güzel oldu. Tatlı tatlı bir şey oldu. Evet. Muhakkak tatlı olmuştur ha. Gerçekten çok tatlı olmuştur. Şekerli şekerli. Yesene Volkan kardeşim, ağzımız tatlansın. Kazancımı kutlayalım. Yasak bana, yasak. Kötü oluyor sonra. Ya Tacettin, ben doğru mu anladım? Sen 2 günde 100.000 lira mı kazandın ya? Çok şükür kardeşim. Allah hepinize versin. Nasıl versin abi? 100.000 lira bu ya. Yani 100.000 YTL. Eski paraya göre 100 milyar. Doğru söylüyorum değil mi? Ya Necdet abiden çok iyi bir gayrimenkul tiyosu aldım kardeşim. 150.000 alıp 2 gün sonra 250.000'e sattım. Kısmet işte ya. Kısmet falan değil kardeşim. Bildiğimiz Necdet abi işte. Ah Sertaç ah. Biz çok enformasyonsuz kaldık, çok. Mahallenin güzel kızlarından da haberimiz yok artık Volkan. Ne dedikodu kaldı ne bir şey. Müstahaktır bize. Bak yarım akıllı Tacettin götürdü malı. Yarım akıllı mı? Ya hayır yani. Kabul et Tacettin. Aramızdaki en yaratıcı, en uyanık adam sen değilsin yani. Buna rağmen ticarette hop nasıl oluyorsa oluyor. Nasıl yani? Siz uyanıksınız, yaratıcısınız. Ben kazma mıyım? Hayır Tacettin, şöyle düşün. Bak bana bir bak abi. Aslanlar gibi delikanlıyım. Sesim güzel. Kendi bestelerim var. Ama yıllardır yırtamadım kardeşim. Sana bakıyorum da hani sanattan manattan anlamazsın. Öyle bariz bir yeteneğini de görmedim senin. Yani çok zeki de hani hayatta gördüğüm en zeki adam da en azından değilsin. Buna rağmen ticarette hoppala paşam mal karakeşan nasıl oluyor ya? Ben senin ne dediğini çok iyi anladım Volkan. Ya Tacettin, Volkan yağ yemiyor rejimde. Ondan biraz hassas abi. Kusura bakma. Senin suçun yok Sertaç, senin suçun yok kardeşim. Ben Volkan'ı gayet iyi anladım. Daha fazla bu sanatçı çocuğu kazmalımla rahatsız etmeyeyim. Hadi eyvallah. Abi, ne yapacağız bu berber Necdet işine? Vallahi ben Dilber Hanım'ı tutuyorum. Alır götürür vallahi bu akşamı. Halam iyidir ha. Küçükken evine gitmek istemezdim. Pastayla kurabiyeyle kandırırdı beni. Hansel'le Gretel'deki cadı gibi. Masa düzeni iyi. Ah Dilber ablam her şeyin en iyisini, en güzelini düşünür. Şalgam suyuna kadar düşünmüş. Benim favorim Dilber abla. Sağ ol yavrum. Getir dobanı da Alara kızlı çorbası koyup kadasını aldı. Ah kim bilir ne lezzetidir o çorba. Adana ol soru bakalım sevecek misiniz? Hele şükür kavga tiyoş etmeden efendi gibi bir yemek yiyelim. Maşallah bu akşam sakin geçecek galiba Dursun Bey. Sizin bile yüzünüz gülüyor. Dilber teyze o nohutları konserveden mi koydunuz? Hayır efendim. Tazecik pişirdim. Peki hamurlar hazır mı yoksa donmuş falan mı? Onlar da sabahla taze taze ellerimle yuvaladım. Bakacağız bakalım. Afiyet olsun. Favorime iyi şanslar diliyorum. Arzeyin devam ederim. Siz yiyin. Ben zaten nohut yemiyorum. Allah sen bilirsin. Leyla tatlı bu ya. Tatlı mı? Hamurlara şeker mi koydun hanım teyze? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Aa, bu nasıl oldu Dilber ablacığım? Acaba böyle mi olması gerekiyor? Tatlı mı olması gerekiyor acaba? Yok. Ben de bilmiyorum niye böyle oldu. Ay yenecek gibi değil. Yazık yaşlı kadıncağız işte. Şekerle tuzu birbirine karıştırmış. Abba, hiç anlamadım nasıl oldu bu böyle? Aa Dilber ablacığım, eğer ki sen üzülürsen ben daha fazla üzülürüm. Kendimi zorlayacağım ve bu yemeği yiyeceğim. Yeme oğlum, yeme yenmez o. Ya Dilber ablacığım, sen ye de ben hemen yiyeceğim bunu. Siz ne yaptınız Dilber Hanım? Çorbaya şeker konur mu hiç? Konulmaz, biliyoruz herhalde. Uy! Bu da her lafın içinde hoşçik. Yemeyin, kimse yemesin. Ay zebil gibi de yaptım. Toplayın bari tabakları. Moral bozmak yok. Diğer yemeklere geçelim. Her kişi hata yapabilir arkadaşlar. Dilber ablacığım ben hemen tabakları toplamana yardımcı oluyorum. Ver kızım. Sağ ol yavrum. Allah senden razı olsun. Ya benim yemeklerime iğrenç yağlı derken ya... Artık daha da utandırma hatun kız oldu bir kere yavrum. Ben de diyorum acaba Adana'da tatlıyla mı başlayla yeme? Sen aç da kendi kıçına gül. Sakin ol Dilber ablacığım. Lütfen senden rica ediyorum, hanımefendiliğini bozma. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, yarışmanın seviyesini bozmayalım. Bu bir gastronomi yarışması. Yürü. Ya nasıl olur ya? Bu bize bir komplo. Adapazarı'ndaki o arsanın yanından yol geçecekmiş. Çok değerlenecekmiş diyorlar. Hadi saatler olsun. Eyvallah abi, eline sağlık. Ne işiniz var burada? Size dükkanımın önünden bile geçmeyeceksiniz demedim mi ben? Necdet abi, biz ettik sen etme abi. Affet bizi. Bak sana muhallebi getirdik. İstemez. Sen yeni berberine götür o muhallebiyi. Sen mi çağırdın bunu oraya? Tövbe Necdet abi, vallahi billahi haberim yok daha. Yapma Necdet abi, mağdur durumdayız. Siz bizim hem bir numaralı erkek dergimiz hem de yerel gazetemizdiniz. Bir hata ettik, affedin bizi. Necdet abi. Beni istemez, istemez. Ben sizi unuttum, siz de beni unutun. Affet bizi Necdet abi. Yapma ya, hadi de. Bir hata yaptık, affedin bizi Necdet abi. Vallahi değerini bilemedik üstad. Osman Bey, siz bir şey demiyor musunuz? Yüzüm yok be Necdet abi, vallahi yüzüm yok. Necdet abi, bizi affedin, dileyin bizden ne dilerseniz ya. Bizi geri alın, alın bizi. Tamam, bir şartla affederim. Saadettin Bey'in dergisinde dükkanımın ilanı çıkacak. Fotoğrafları da, ilan fotoğraflarını Cem çekecek. Sonra bir de kampanya başlatıyoruz. Bu dükkanda saç ve sakal tıraşı olan herkese muhallebicide bir yemek bedava. Abi bir şart demiştin ya. Vazgeçeyim istersen. Volkan. Tamam ya, tamam. Herkes bir fedakarlık yaptı. Osman Bey yine 4 ayak üzerine düştü. Ben sizin aileyle konuşmuyorum kardeşim. Sebep? Küsüz ya oğlum. Ama biz o konuyu hallettik. Aslı'yla daha barışmadınız mı siz? Ha, hayırlısı, hayırlısı. Tamam, tamam. Aileli meselelerini sonra konuşun. Osman Bey de artık bir zahmet bu demode dükkanımı bir dekore ettirir kendi inşaat şirketine. Hani ne de olsa koltuklar Menderes döneminden kalma ya. Hayır, benim makarnam hamur olmuş olabilir. Ama en azından içine şeker koymadım yani. Sakın bir daha gülme ha, hanım teyze çemkiri. Yıldım ben bu programdan ya. Ay, mutfağı bir görmeniz lazım. Her yer pislik, dağınıklık içerisinde. Aa! Tamam, sen çorbaya şeker koymuş olabilirsin. Dalgınlıktır, affederim. Yaşlı kadınsındır, affederim. Ama hijyen konusunda ödün veremem. O mutfağa köpek bağlasam durmaz. Allah bilir, faresi böceği her yerde dolaşıyor olabilir. Ay Dilber ablacığım, biz de senin tatlı tatlı dedikodunu yapıyorduk. Ne diyordunuz? Tecrübeli bir ev kadınının mutfağı herhalde bu kadar hijyenik olur diyorduk. La ilahe illallah ya. Senden korkulur hemşerim. Bakalım badılcan dolmamı beğenecek misiniz? Çorbadaki şeker nazar boncuğu olsun diyelim, hepimize afiyet olsun diyelim. Sen yemiyor musun gene? Yok, ben kuru patlıcan yemiyorum. Bak, gıcıklık olsun diye yapıyor zar. Ne alakası var canım? Patlıcan yiyince benim dilim böyle de oluyor. Senin dilin kendinden öyle, acı huzur. Aa, ben bu yemeğe sumak konulduğunu hiç görmemiştim. Sen görgüsüzsün, biz ne edek? Aa! Hey, bu ne ya? Ne oldu oğlum? Ay kusura bakmayın, vallahi çıkartacağım ben. Samırsağı mı fazla geldi oğlum? Ay Dilber dedi, kusura bakma ama... Şap gibi ya, şap. Nasıl bir tuz koydun sen buna? Abba! Baba, oh, nasıl olmuş bu böyle? Bu da mı benim görgüsüzlüğüm acaba? İki defa mı tuz koydunuz buna? Ne yaptınız ya? Hiç bilemiyorum. Hele candır mı oldu ki? Elimin ayarı da tamdır ama... Sanki farazın birisi kındırıp kapıdan gizlice girmiş... ...hamuruma şeker, dolmama tuz katmış. Şanssızlık işte. Ay Dilber ablacığım, lütfen şalgam suyu iç. Lütfen dıkandın çünkü. Al. Ya Allah'ım ya Rabbim ya, niye sinsi peşimde geliyorsun kızım ya? Şimdi kameralar gelecek, alışveriş yapmam lazım, markete gideceğim. Bir dakika. Siz yaptınız değil mi Burhan Bey? Neden bahsettiğini şu anda hiç anlamadım. Dilber Hanım'ı siz sabote ettiniz. Buradan anahtarı aldınız, yukarı çıktınız. Bir şekilde kimseye görünmeden yemeklere tuz şeker kattınız. Aa, ne kadar şeytani bir hayal gücü ilk defa duyuyorum. Allah Allah, elimde kanıtlar var. Söylersem diskalifiye olursunuz ama. Kimseye söylemez. Ha! Boşattım, dolu tuttum. Kanıtım falan yok. Kahretsin, biliyordum biliyor musun? Çünkü hiçbir delil bırakmamıştım orada. Ne istiyorsun? Sizi ele vermeyeceğim. Hatta size yüksek puan vereceğim ama bir şartla. He. Haftada en az 5 gece bu evde akşam yemeklerini siz yapacaksınız. Kalorisiz ve lezzetli tariflerden. Sertaç, askerden biri bu kadar erkeği bir arada görmedi ha. Necdet abinin kampanya müşterileri abi. Olsun abi, bu gece düğündeyiz. Gelsin kızlar, gitsin kızlar. Bir şeyler düşer diyorsun yani. Tabii abi. Şişt, bana bak, sakın orada fındık fıstık bir şeyler yemeye kalkarsam izin verme ha. Engelle beni. Biliyorsun yağlı yasak, rahatsız oluyorum sonra. Şarkı söylerken falan inmek zorunda kalırsak sahneden rezil oluruz kızlara. Krema nerede oğlum? Nerede krema? Biraz sakin olun Burhan Bey. Heyecanlısınız. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin ya. Çekil şuradan, vaktim yok diyorum sana. Sarma dolmalarınızı yetiştirebilecek misiniz acaba? Sen eğer lafa tutmazsan yetiştireceğim. Şuradan ileri git biraz. Rakipleriniz kim sizce? Gönüllerin favorisiyim ben bir defa. Benim rakibim olamaz. Ya çekilsene şuradan. Çok eğleneceğiz bu gece. Ağır abi. Sertaç, yanlış mı geldik acaba? Lan biz düğüne geldik. Burası Kalaşnikov bayi toplantısı gibi ya. Hanımlar yok mu beyler? Siz varsınız ya. Güzel espri. Erkek erkeğe düğün. Acaba bu esprili beyefendinin ismi ne? Aa. Şşş. Siyene. Sen önce kendini tanıt yeğenim. Oldu. Ben... Urfalı Volkan. Urfalı da ısrar ediyorsun yani. Sıkışa etmeyelim abi. Kardeş, biz çocukken gelmişiz buraya. Madem biz bizeyiz, ben de o zaman özüme döneyim. Ben Volkan, Urfalı Volkan. Bu gece size Urfa türküler çağıracağım. Hoş gelmişsiniz. Eyvallah. Ben de Celal Ağa'm. Gel öp elimi. Sertaç, Lan bunlar Urfa'nın neresinden ya? He? Hiç böyle Urfalı tanımadım ben be. Benim bildiğim Urfalılar şeker gibi adamdır ya. Abi git öp elini. Çatışma çıkacak. Gel otur. Yok ağam, ben bir sound check yapayım. Ha? Ağam senin masasına buyur ediysen, hayır mı değilsen? İki oldu bu. Ha? Sağlığına duacıyım ağam. Eyvallah yeğenim. Otur Volkan, otur. Hadi. Domates çorba, zeytinyağlı yaprak sarma, et sote, havuçlu pilav, burhan salata, portakallı irmik tatlısı. Dişimin kovuğuna yetmez. Hiç beğenmedim. Ne demişler? İdris gider içi yok, çörek yapar duzu yok. Benim bu geceden pek ümidim yok. Zaten bu arkadaşta telaşı problem var. Eli ayağına dolanacak garanti. İnşallah yaprak sarmayı iyi yapmıştır. Bu konuda hassasım. Al bakayım yeğenim. Sağ ol ağam, ben almayayım, rejimdeyim. Ne o öyle? Rejim mecim, karılar gibi. Ye. Ağam, gerçekten ben almayayım, sağ olasın. Türkücüye bak. Ağanın ikramını reddetmediysen. Ağam, ben size daha bir iyi hizmet edebilmek için böyle bir diyet olayına giriyorum. Yani sahne öncesi yediğin zaman insanın ağzına gelir, rahatsız ediyor. Anlatabiliyor muyum? Eliyle verdiğini yemeyerek hakaret mediysen sen bizim ağamıza. Hayır abi, ben ilaç alıyorum, ilaç. En güzel ilaç budur, ye. Yok ağam, bildiğin gibi değil yani. Ağam 3 kere teklif etti. 4.'ye çatışma çıkar. Ne diyorsun abi? Ya abi ye. Nasıl yiyeyim ya? Ye! Yiyeyim tabii ya. Ağanın elinden zehir olsa yani. Yiyeyim. Aferin yeğenim. Urfa'mızın yemeklerini özlemişsindir ha? Özlemez miyim oğlum? Burnumda tutuldu zaten. Evet, ben bunu yedim bittiğine göre ben o zaman sahneye artış çıkayım ha. Oğlum, türkücüye lavaşlı bir dürüm hazırlayın şöyle. Dürüm? Yağlı olayım. Ha. Şeref duy, şeref. Ağam seni baş köşeye oturtayım. Eliyle ikram yapayım. Aha, bugün unutmayasın ha. Unutulacak gibi bir gündeyiz zaten. Ben yaprak yemem. Sotede soğan varsa yemem. Havuç yemem. Domates yemem. Sıkkım ye, iyi mi? Terbiyenizi takının Burhan Bey ya. Yarışma olduğu için tabii ki müşkülpesent davranıyoruz. Ama sabah ne konuşmuştuk yiyorum. Ama portakallı irmiği gerçekten çok severim. Onu afiyetle yiyeceğimi düşünüyorum. Ağam, iznin varsa artık sahneye çıkayım. Misafirlere ayıp olur. İznin var mıdır? Var. Hadi söyle. Oh, çok şükür. Allah'ın izniyle Allah utandırmasın. Yarımda Burak'ıyla çıkacağız galiba buradan. Akşam heyecanlı bir final olacak. Çünkü 4 yarışmacımızın 4'ü de 17 puanda. Eğer Burhan Bey de aynı puanı alırsa tekrar oylama yapılacak. Bakalım Burhan Bey yemeklerini beğendirebilecek mi? Vallahi bu görgüsüzleri öyle bir yemek yiyecekler ki, öyle bir sofra görecekler ki ağızları tabaklarında kalacak. Neyse artık. Acaba diyorum o Dilber kadını... avokadonun ne olduğunu biliyor mu ya? Sorsa ne olacak diye biliyor mu? Bu akşam Burhan salatasında hepsini görecekler. Burhan salatası ne Burhan Bey? Şimdi Burhan salatası Akdeniz yeşillikleri. Şimdi onları doğrayayım ben hemen. Ondan sonra çeri domates, avokado bahsettiğim gibi. Zeytin ezmesi, soslu yalnız, havuç ve az miktarda limon. Bir şey daha var, onu söylemek istemiyorum, sır gibi saklıyorum. Biraz yavaş gitmiyor musunuz? Saat ilerliyor. Dolmanızı ne zaman saracaksınız? Yani onlar çok basit işler, 5 dakikada olacak işler. Siz yemek arası verdiğiniz zaman ben zaten onları hazırlamış olurum. Gerisi kızım sen. Geri. Yani ne yapsak acaba? Yani vakit az diye ben kendisinden yardım istemiştim ama bu aramızda kalır herhalde, değil mi? Erken geldi, erken. Erken geldi. Oldu. Kolay gelsin. O zaman madem Volkan hazırlanıyor, ben de küçük birkaç komiklikle sizleri neşelendirmek isterim. Şimdi İbrahim Tatlıses. Ya evladım, Urfa'da Oxford vardı da okumadık mı? Ya buna ha? Evladım, imparator uzun eşek de oynar, kokalı saklanmaç da. Ya buna ha? O zaman kuşum aydın. Bacım Allah'ımıza bin şükürler. Oturmaya değil eğlenmeye geldik. Elleri göreyim. Elleri görmeyin bacım. O zaman mahsun kırmızı gül yapayım ağam. Ben haşlarım çocuğum, ben hemşerim. Yıkılmadım, hayattayım. 70 yıldır buradayım. 70 bin film çekeceğim. Çok güzel film çekeceğim bak. Filmin adı ne biliyor musun? Filmin adı ne biliyor musun? Sen ha, ben ha, bu ineğe kimse ha. Nasıl hemşerim? Türkü, türkü! Türkü diyorsunuz. Bu küçük komiklik arasından sonra ve şimdi huzurlarınızda Urfalı türkücü Volkan! 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 Ulan aktırak mı geçirirler bunlar bizde? Çok yüzbeysen ağam, ondan olayım. Volkan, çıksana abi ya. Tarayacaklar şimdi beni ya. Sertaç, çıkamam kardeşim. İdare ediver ya. Abi nasıl çıkamam ya? Bir saattir bütün hikayelerimi anlattım. Artık türkü istiyorlar. Sertaç, bak çıkarsam vallahi daha kötü olacak kardeşim. Benden sana söylemesi. Abi gözünü seveyim ya. Daha kötü ne olacak ki? Ya Sertaç, çıkarsam düğünün içine edeceğim ya. Daha nasıl açık söylenir ya? Aa, Allah. Abi gözünü yağını yiyeyim, gel. Bir türkü oku, tekrar geri girersin. Adamlar bekliyor. Volkan, aç abi, ne olur aç. Abi. Tamam Sertaç, yapamam. Ne ayak? Arkadaşın midesi bozulmuştu abi. Mide önemli değil. Kafaya, kalbe bir şey olmaz. Nasıl yani? Mide değil. Mide gelir geçer. Ama ağamın keyfi kaçar. Düğün bozulursa birisi yanlışlıkla arkadaşın kafasına, kalbine nişan alırsa çok kötü olur, anlıyorsan. Volkan! 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 Aç abi! Duydum, duydum. Tekrar hoş geldiniz diyorum sevgili dostlar. Çorbaları beğendiniz mi? Hemen kesiyorum. Bütün ürünlerimiz, mamullerimiz el değmeden hazırlandı. Dolmaları el değmeden nasıl sardın acaba he? Eldivenle sardım. Sardı Burhan Bey. Ben izledim. Hijyen anlamında diyorum. Yani ben bunlara gerçekten çok önem veriyorum. Bazı insanların mutfaklarını izledikten sonrasında böyle bir karar verdim. Nasıl? Çorbayı nasıl buldunuz? Bence güzel. İşte budur. Beğenmedim. Ay niye acaba ya? Dadı duzu yok, salsı salsı bir şey. Evet ya. Teyzeciğim, ben senin gibi şeker koymadığım içindir. Şeker koyuyorsun. Hadi hep beraber gülelim şuna. Domates suyu mu desem, salçalı su mu desem. Öyle bir çorba ki içinde denesi bile yok. Ay sen ne anlarsın acaba ya? Yılların kremalı domates çorbasının içerisinde denesi yokmuş. Bir defa dene değil, onun orijinali tanedir. İstanbul Türkçemizi lütfen rica ediyorum bozmayalım. Sen doğma büyüme Bayazıtlısın zar. Saraydan mı geldin oğlum? Laf karıştırarak lütfen yemeğimin üzerine gölge düşürmeyelim. Sizden rica ediyorum. Arz ederim. Eğer çorbalarımızı bitirdiysek ben etle havuçlu pilavı getireceğim. Havuçlu pilav diye bir yemek de dünyada ilk defa duyuyorum. Ay sen saylon mu musun acaba? Yılların havuçlu pilavını duymamışmış. Pöh kızım ya. Bu gece gerginsiniz Burhan Bey. Evet biraz. Sevgili misafirler, yemek yetiştirme ve iddialı menü programı yüzünden biraz gerginlik oldu. Özür dilerim. Dursuncuğum, sen bitirmişsin zaten. Geliyorum. Çorbayı hiç beğenmedim. Cıbır cıbır bir şey. Hayır, bir de bu bir yarışma. Neden bu kadar geriliyorsun ki? Yani niye bu kadar geriliyor anlamıyorum. Pilav çorbadan peder olmasın da. Ama... Hepsini duydum. Hepsini duydum. Terbiyesizler. Kulağımı burada bırakmıştım. Ayıptır ayıp. Nasıl öyle iğrenç dedikoducularsınız siz ya? Ayıp. Sakin olun Burhan Bey. Ha. Sen de evleme atlama lan. Bunlar bela mı arıyor? Ciddi el koyak mı ağam? Helalleme rezil ettiler beni. Kesin bu birinin adamıdır. Halledin şunu. Ama temiz. Abi bir çözüm buldum diyorum baksana. Çıkarsan göstereceğim. Volkan. Abi. Tak şunu abi. Rahat rahat söyle. Allah belanı versin Sertaç. Bu mu lan çözüm? Sizi uyarmaya geldim. Abi biz ettik sen etme. Arkadaş biraz rahatsız. Ne yapalım? Benim için sorun değil kardeşim. Ben Nişantaşılıyım. Ama bu damadın akrabaları tuhaf bir aile. Arkadaşlar bunlar niyeti bozmuş. Düğünü mahvediyorsunuz diye çekip sizi vurabilirler. O kadar ciddi mi ya? Konuşurlarken duydum. Sertaç ne yapacağız ya? Bak yine proje kurban ettin beni ya. Çık söyle abi. Ne yapalım? Baksana vuracaklarmış. Belalı bir aile bunlar. Kız aşık olmuş. Ne yapalım? Engelleyemediniz mi abi baba olarak? Haberimiz olmadı ki. Tam o ara berber Necdet'i bırakıp başka bir yere gitmeye başlamıştım. Ruhumuz duymadı. Öğrenene kadar da çocuklar aralarında sözleşmişler. Vah 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 vah. Gene ne oluyor ya? Gene ne oluyor? Bir şey olmuyor kardeş. Show must go on yani. Bana bak kardeş. Ya bir daha sahneden inme ya da şu anda yerine başka bir türkücü bul. Yoksa yakacağız benden söylemesi. Evet. Bunların hepsi işten pazarlıklı. Vallahi ben Salim'in bağırdım ama gerçekten aklımdan geçeni en iyi söyleyen, tak diye söyleyen sensin canım kardeşim ya. Gerçekten sağ ol. Sağ olun Burhan Bey. O Aslı denen kadın ne iş yapar ya? Sana soruyorum. Giyinip kuşanıyor, makyajını yapıyor, bilmem ne yapıyor. Meşhur olmaya mı gelmiş bu? Doğru muyum? İyi kız bence ya. Sen de kıza kesildin ama. İyi kız değil, iftiracı, vicdansız. İnsanın arkasından konuşan, dedikoducu. Bak, çatala pislik sürerler. Ondan sonrasında da çatalı pis derler. Vicdansızlar, adiler, ahlaksizler. Evet. Deminki asabiyetimden dolayı hepinizden çok özür diliyorum. Daha iyi hizmet verebilmek için de bütün bunlar. Hepinizi çok seviyorum ve hayatımın geri kalanında hep sizinle olmak istiyorum. Ay. Sizi görmek istiyorum. Evet. Sağ olun Murat. Kavgayı, dövüşü ve didişmeyi bir kenara bırakalım lütfen. Buyurun dolmalarımız. Oo, çok severim. Ne kadar da güzel yapmışsın. Aferin. Sen ne burcusun ya? Boğa niye? Çünkü ikizler yaprak sarmayı çok sever. Ben seni herhalde ikizler zannettim. Tabii. Yengeç burcu da kapuska manyağıdır. Hayır, benim annem de yengeç burcu ama kapuska hiç sevmez. Yanlış bilgi. Ya ne biçim geyik muhabbeti bu ya? Dokandım ha. Dolmamdan saç çıktı. yaptı. Hakikaten nasıl bir diyezirlikti ya. Sabotaj gerçekten bu şu anda bir sabotajdır. Ya ben şu anda kalkıp gitmek istiyorum bu masadan gerçekten. Dilber abla yanında bir tutam saç getirdin ve yemeğin içerisine attın. Bir sabotajı da sen yaptın. İtiraf et lütfen. Benim bu kadar saçım nereden olsun oğlum? Benim saçım kısa. Ne belli? Saçındaki işkembeyi çıkart da görelim o zaman. Abo. Hey, kim bilir şimdiye kadar yaduklarımızda neler var etti. Sen yaptın, o zaman sen yaptın Dursun. Hayır, olamaz çünkü saç kısa ve sarı değil. Bu benim de olmadığımı gösterir. O saç siyah, uzun... Kivircik. Puh! Saçına bir bandana takamadın değil mi? Vay, vay. Dolmayı Makbule mi sardı? Vay koçero buran vay. Ya yetişmiyordu da. Ya ne itiraf ediyorsun hemen ya? Ne gaza gelip itiraf ediyorsun? Allah'ım bütün gecemin içine ettiler. Ağlamayın Burhan Bey. Size yakışmıyor. Hasret mi? Değil mi ya? Hey güzeller de güzel. Hey güzeller de güzel. Ahan da güzel orada. Bahçada belki burada. Bülbüllerin içinde. Bülbüller de hayda la. Bülbüller de nerede? Nerede gül bülbül? Sertaç izin ver tuvalete gideyim, kurban olayım ben sana. Gelince öldürsünler, razıyım vallahi, çok kötüm gitti gidiyor. Ya Volkan beni de yakacaksın abi. Hey güller can ey, can can ey dadi lan ey hey. Türkücü bulan o zaman ne olur lan? Abi 5 dakikada kimi bulayım? Hem de Nişantaşı'nda. Yaprak olmaz mı? Ya durma beni abi ya. Ya gitti gidiyor aman ey, aman ey, kurban. Sertaç dayanamıyorum, bayılacağım artık. Allah bittik. Bu sefer kesin dayanamayacak. Allah'ım şu kapı açılsa da içeriye bir kurtarıcı girse. Taco, gel abi gel. Buraya kardeşim, işin bitti mi diye sana bakmaya geldim ben de. Taco, Urfa türküsü bilir misin abi? Bilmez miyim kardeşim? Bilmiyor musun? Ben Antepliyim. Komşu memleket. Hatta annemin babası da Urfa'nın çok tanınan... sayın misafirler, programımızın 2. bölümünde esas türkücümüz, astrolistimiz sahne alacak. Aa, kimmiş? Yanık sesiyle, amatör ruh yorumuyla Tacettin. Ha? Evet. Hadi Tacettin. Volkan'ın midesi bozuk abi, söyleyemiyor. Ocağına düştük. Ne olur kardeşim, dayanamıyorum. Ha, demek benim yardımıma ihtiyacım var, öyle mi Volkan? Taco, hadi misafirler bekliyor. Demek tek zeki ve yaratıcı olan sen değil misin Volkan, değil mi? Taco. Demek ben kazma değilmişim. Demek ki ticaret dışında da başka yeteneklerim varmış. Demek ki az solist benmişim ha? Sertaç, şuna bir şeyler söyle ne olur. Yalnız bir şartım var. Parayı ben alırım. Ne lan? Hadi abi, iyi sahneler. Hoş gelmişsiniz. Mutluluklar. Ne söyleyeyim oğlum? Söyle lan bir şey, söyle lan. Ya, başa gelmiş. Olur mu? Paşa geldi anam, Urfa'ya paşa geldi. Tahta tamaşa geldi ölem, tahta tamaşa yar koynunda, ölen bir elim yar koynunda, bir elim boşa geldi, ölem bir elim boşa geldi. Hani mendilim hani, ölem hani mendilim hani, durmaz parmağım kani, anam durmaz parmağım kani. Herkesin yari geldi anam, herkesin yari geldi. Gerek kalmadı zaten. Hani benimki hani anam, hani benimki hani. Bir bağ içinde anam, Urfa bir bağ içi. Bence Dilber Hanım alır. Nasıl şeker çorbayla canım? Şu an puanlar eşit. Tekrar puanlamaya gidilirse kabiliyetsiz Aslı'nın bile şansı var bebeğim. Ya Dursun Aslı abi ya, kahraman gibi hamsi yaptı çocuk. Ha, bak. Dolmayı kendisinin yapmaması evet kötü. Ama yine de çorba, et ve pilav ben tatmadığım halde lezzetli görünüyordu. Onun için... Ne? Bizim orada bir laf vardır. Meyve vermiş bir bahçeyim, ben ürünümü satamadım. Biliniz ki ne haldayım, leçel şurup yapamadım. Bak, kuş sütü yedirse, altın tabaklarda getirse, edepsizliğinden, ben eziklemesinden puanını kırıyoruz. Benim puanım 1. Burhan Bey, son yarışmacı olarak sonuçları sizin açıklamanız lazım. Bakalım sonuçlar ne olacak? En düşük puandan yavaş yavaş yukarı çıkarak birinciyi en son söyleyin Burhan Bey. Aman bunu da Makbule Hanım'a yaptırmayın Burhan Bey. Ay şirin misin sen ya? Defol çık hayatımdan. Hasta mısın nesin ya? Allah Allah ya. Bir şey oldu ama. Ay otomatik neşe mi giriyor? Anam! Ya ben birinci olmuşum ya. Biliyordum. Farkındaydım biliyor musunuz? Lan sen bilirsin. Ya sondan başa söyleyeceğin hemşerim. Ya bana ne, ben şampiyon olmuşum. İkincisinde bana ne? Birinciyim ya. Bu insanda hazım problemi var ha. O senin iğrenç mıhlamandan kaynaklanıyor. Burhan Bey, ben kaçıncı olmuşum acaba? Ay sen sonuncu olmuşsun. Gönüllerin sonuncusu olmuşsun. Ne olmuş? Nasıl olur ya? Her şeyde ben kendim yapmıştım yani. İnanamıyorum. Burhan Bey, ben size 10 puan verdim. Sakın kendine para çıkartma. Ben kendi bileğimin hakkıyla şampiyon oldum. Para benim, çek benim, para benim. Yuhuu! Para benim lan. Ay ne diyor bu ayol? Ay 10.000. Ay sıcacık domates çorbası gibi dumanı üstünde 10.000 kağıt. Yalnız Burhan Bey biliyorsunuz biz dergi ekibi olarak bu işe girmemizin sebebi... Pardon. Alo. Kız Fatoş. Tebrik etmek için aradım. Ne? Yani o benim param Fatoş. Burhan Bey, o para çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Sizin değil. Ay yapım şirketi kuruma para falan vermiyor. O 10.000 YTL'yi çocuklara vermek için yarıştınız siz zaten. Ama yani kimse bana bunu söylemedi Fatoş. Ben o kadar havuçlu pilav yaptım tane tane. Baba, delikanlı çeki... Davranma Dursun. Vallahi davranma. Para benim param ve parayı geri vermeye hiç niyetim yok. Bana ne ya çocuklardan? Ben mi doğurttum o çocukları? Ben istemiyorum parayı vermek. Davranmayın bakın. Bakın o kadar yemek yaptım. Ya program neyse ben mi vereceğim yani? Ben o kadar yemek yedim. Ben Aslı'nın yemeklerinde oturup yedim. Bunlara katlandım. Benim param ve kimseye niyetim yok. Benim vallahi yakarım çırama. Vallahi yakarım çırama. Yaklaşmayın, hasta etmeyin. Vallahi kendimi yakarım ha. Vallahi yakarım. Ver onu bana. Hayır. Hasta etme adamı. Bir defa bu ev benim. Ben Makbule'ye söyledim oğlum. Pardon. Menderes döneminden kalkma koltuklar. Kurtulduk be. Biz kötü niyetli miyiz? Ya sen rahat kızım bunlar. Neden toplumu geriyorsun? Bu erimiş peynir çıktı oğlum. Arz ederim. Mıhlama diyorum ama bu erimiş peynir ya. Allah Allah. Arz indam ederim. Benim tansiyonum var oğlum. Ben yemem bunu. Yaşına uygun değilse niye katıldın bu yarışmaya hanım teyze? He? Bunlar çok... Saflar düştü. Baş eğmeyi gördün mü ya? Sustan. Ya gülme. Niye de gülüyorsun? Bomcular gitmeye başladı abi. Bomcular dökülüyor. Bazı insanların mutfaklarını izledikten sonrasında böyle bir karar verdim. Nasıl? Çorbayı nasıl buldunuz? Bence güzel. İşte bu duydu. Ya. Kendi aralarında sözlenmişler bile. Çok şükür altımı s**acaktım vallahi. Vallahi öyle Şahika. Bak benim ideal kilom 150. Nasıl ya? Sadece 3 çeşit mi yiyecek? Ben de yeni Merve'limden çok memnunum. Merve dedim. Merve. Hey lafı atlama lan sen de. Biler abla yanında saç getirdin ve yemeğin içerisine attın. Sabotajını sen yaptın değil mi katil af? İt. Yıldım ben bu programda. Ya niye sinsi peşimde geçiyorsun ya? Pardon, sinsi bulamadım. Ya, bitti mi çekim? Bitti. Biz puanlarımızı verdik, geldik. Siz bir saat gecikmeli seyrediyorsunuz ya orada. Ne yaptın? Tamamıyla puan alma gözyaşları diye altını çizebilirim diye düşünüyorum. Bugün mesela bu tip programlarda... Tamamıyla dikkat çekmek için ve para toplamak için bu yalan uydurdum. Meğer daha beteri de varmış. Hadi Taco. O otelin içinde açılan yere mi kaydoldun? Tam bir skandal şu anda. Niye? Küçükken Tokat'ta... Şov yapma hemşerim ya, şov yapma ya. Ben şu anda şov yapmıyorum Dursun'a kardeşim. Ben saat... Ay. Yetişemedim. Kışlar evet efendim, sağ olun.